Gençler merhabalar. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Ardışık sayıları işleyeceğiz bu videoda ve bu videodan sonra ardışık sayılarla alakalı çok da bir sorun kalmayacak. Eğer ki verdiğimiz ödevlendirmeleri de yaparsan ardışık sayılar senin için artık konu listenden sileceğin ve tamamen anladım diyebileceğin bir konu olacak. Dilerseniz ilk olarak şu videoyu bir çekelim sizlerle beraber. Ardışık sayılar dedik ve burası birinci sayfamızı kapak sayfamız. İkinci sayfaya geçelim. Şimdi n bir doğal sayı göstermek üzere n artı 1, n artı 2, n artı 3, n artı 4, n artı 5 diye giden sayılara biz ardışık doğal sayılar diyoruz. Peki ardışık sayı, yani bunun ismi ardışık doğal sayı. Ardışık sayı denildiği zaman sen ne düşüneceksin? Bakın gençler, aralarında artı 1 veya eksi 1 fark olan sayılara biz ardışık sayılar diyeceğiz. Nasıl yani? Yani İkişer ikişer artsa ardışık olmuyor mu? Veya üçer üçer artsa ardışık sayı olmuyor mu? Ardışık sayı olmuyor. Onların özel bir ismi var. Ardışık sayı dediklerimizin arasında bir veya eksi bir fark olacak. Şimdi burayı dikkatli dinle. Mesela en basitinden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu sayılar ardışık sayılardır. Ve fark ettiyseniz eğer sonsuz adette, yani sayılamaz çoklukta bir ardışık sayı grubundan bahsediyorsanız her sayının İki tane ardılı vardır. Bir ve iki. İki tane ardılı olacak. Şimdi iyi durun. Arkadaşlar bunlar ardışık da. Şu da ardışık mıdır peki mesela? Kök 3. Kök 3 artı 1. Kök 3 artı 2. Bunlar da mı ardışık? Aynen. İşte bunlar da ardışık arkadaşlar. Kök 3 ve kök 3 artı 1 sayıları ardışık sayılardır. Kök 3 artı 1 ile kök 3 artı 2 sayısı ardışık sayılardır arkadaşlar. Çünkü aralarında birer fark var veya eksi bir fark var. Fark etmez. Ama bunlar ardışık sayıdır. Veya pi ve pi eksi bir sayısı. Hatta pi artı iki sayısı. Bakın pi'nin iki tane ardılı var. Bir tanesi pi eksi bir. Öteki de pi artı iki. Bunlar da ardışıktır arkadaşlar. Güzel. O zaman biz irrasyonel olsun, reel sayı olsun fark etmez. Reel sayıda istediğimizi yazalım. Bunlar ardışık mıdır? Ardışıktır. Aralarında bir veya eksi bir fark var. Şimdi aralarında ikişer fark olan sayılar var mı? Var. Ardışık olanlar var mı? Var. Ama onların isimleri farklı demiştik. Mesela ardışık çift sayılar. Sen eğer buraya gidip ne gördüğün yere 1 yazarsan 2, 4, 6, 8, 10, 12, hatta bunun öncesinde 0, eksi 2, eksi 4 illa pozitif olmak zorunda değil. Negatif de olabilir. İşte bunlar da ardışık sayılardır ama ardışık çift sayılardır. Peki teklere örnek verirsek gene n'yi 1 seçersem 3, 5, 7. Bundan önce 1 var arkadaşlar. 7'den sonra 9. 1'den önce ne var? Eksi 1 var. 9'dan sonra 11. Bunlar da ardışık tek sayılardır. Başka hocam 3'er 3'er artsa, 4'er 4'er, 100'er 100'er artsa bunlar da ardışık mıdır? Ardışıktır ama isimlerini belli etmek zorundasın sen. Mesela 4, 2 arttırdım ya da 2 arttırmayalım. 3 arttıralım arkadaşlar. 7, 3 arttıralım 10, 3 arttıralım 13, 3 arttıralım 16. Bu şekilde ilerlesin. Bunlar ardışık mı? Vallahi 3'er 3'er artıyor. Belirli bir kuralı da var. Ardışık. Üçer üçer fark olmasına rağmen üçün katı da diyemiyorsun. 4, 7, 10, 13, 16. O zaman şöyle diyebiliriz. Ardışık 4 ardışık 3 ile bölümünden kalanlar kalanı 1 olan sayılar diyebilirsin. Bak buna özel olarak bir isim takacak olursan. Ardışık 3 ile bölümünden kalan 1 olan sayılar diye de isim takabilirsin. İşte burada isimler önemli. Dolayısıyla öncülleri de okurken bunlara dikkat edeceksin. Sorumuza bakalım. Ardışık 3 doğal sayıdan en küçüğüyle en büyüğünün toplamı 36 olduğuna göre bu 3 sayının toplamı nedir? Şimdi biz ardışık 3 tane sayı seçeceğiz bakın. Ardışık 3 tane doğal sayı. Aralarında birer fark olacak. 3 tane sayı olduğu için de şöyle çizdim. Ve ben ortadakine a diyeceğim. O zaman bir önceki ne olur arkadaşlarım? A eksi 1 olur. Bir sonraki de a artı 1 olur. Şimdi bunların en küçüğüyle en büyüğünün toplamı 36'ymış. Şimdi ben şu küçük de şu büyüğü toplarsam a eksi 1 ile a artı 1'in toplamı ne olur? 2a olur. Peki 2a kaçmış? 36'ymış. O halde a kaç olur arkadaşlar? 18'dir. 2'ye böldük, 18 bulduk. Peki bu 3 sayının toplamı, yani bunun, bunun ve bunun toplamı. A eksi 1 ile a artı 1'in toplamı zaten 2a'ydı. Biz bir de gidip a'yı eklersek üstüne 3a yapar. Bizden 3a istenmiş. Yani 3 kere 18 istenmiş. Yani cevap olarak biz ne diyeceğiz sevgili gençler? 54 diyeceğiz. Bu şekilde çözüm yaptık bu basit ama öğretici olan sorumuza. Şimdi geçiyor muyuz 3. sayfaya? Geçiyoruz. Sağ üst tarafta 3. sayfamız ve burada bir ilmek var parmakta. Bunu unutmamak için söylüyoruz. 1 1'e eşittir zaten, bunu biliyoruz. Peki 1 ile 2'nin toplamı 3'tür. Bunu da biliyoruz.
1 artı 2 artı 3 6'dır. 1 artı 2 artı 3 artı 4 10'dur. Bunları niye yazdık hocam? Ben bunların hani şu n çarpı n artı 1 bölü 2 diye bir formülümüz var bizim. Göstereceğiz ama bu formülü kullanmadan da biz bunları çıkarabilir miyiz? Eğer ardışık düzenle böyle birer birer artıyorsa falan çıkarırız tabii. Bak ne yapacağız şimdi? 1 ile 2'nin tam ortasındaki sayı nedir? Rasyonel de olsa 1,5'tur. Ondalık da olsa diyelim. Ben 1,5'u buradaki sayı adediyle yani 2 ile çarparsam sonuç olarak 3'ü bulurum. Buradaki 1, 2 ve 3'ten ortanca sayı hangisi? 2. Sayı adedimiz kaç? 3. 3 ile çarparsam 6'yı bulurum. 1, 2, 3, 4. 4 tane var. Ortancası yok ama ben 2 ile 3'ün tam ortasında 2,5 olduğunu biliyorum. Ben 2,5'u sayı adedi olan 4 ile çarparsam onu bulmuş olurum. 1, 2, 3, 4, 5. Ortancası 3. 3 ile sayı adedi olan 5'i çarparsam 15'i bulurum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ortancası yok. 3 ile 4'ün tam ortasında 3,5 vardır arkadaşlar. 3,5 ile ben gidip sayı adedi olan 6'yı çarparsam 21 bulacağım. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ortancası 4. Sayı adedimiz 7. 4 kere 7'den de ben 28'i elde edebilirdim. Bu şekilde ardışık düzende bir sistem varsa sen ortanca sayıyla sayı adedini çarparak zaten bunun sonucunu bulabilirsin. İkinci hatırlatmamız da ikinci unutmamamız gereken bilgi de ardışık ilk n tane sayma sayısının toplamı toplamdaki son sayı ile ardışığının çarpımının yarısına eşittir. Bunu formül olarak algılayabilirsin. Formülün çıkarılışını da dinlemek istiyorsan geçen seneki konu anlatımlarımıza da bakabilirsin. Oradakiler de yine el yazmam olup tabii bu sene biraz daha profesyonel hale geçmek için bu şekilde PDF hazırladık. Geçen seneki PDF'lerden de geçen seneki konu anlatımlarına da çalışabilirsin. Oradaki sadece kümeler kısmı eksik. Kümeler konu anlatımı yok. Ama diğer tüm videolar arkadaşlar yeni çekilmişti zaten. Bu sene bu videolara tekrardan başlamış olduk. Formülümüz neymiş? 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Şimdi o zaman 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı nedir? Bir formülle yapalım. 100'ü yazdım. Bir fazlası olan 101. Çünkü burada n 100 ise n artı 1 101'dir arkadaşlar. 100 çarpı 101 bölü 2 diyeceğiz. %2'yi sadeleştirdiğimiz zaman 50 yapacaktır. 50 kere 101 de bize 5050 sayısını verecektir. Bu bir. Peki ikinci olarak nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar 1'den 100'e kadar olan 100 tane sayı var ve ortancası yok bunun. Yani 50 ile 51'in tam ortasını istiyor aslında. 50,5 lazım bize. 50,5. Peki sayı dediğimiz kaç? 100. Yani neredeki formülü kullandık? Şunu kullandık. Bu bilgiyi kullandık. 50,5 ile 100'ün çarpımı gene 5050 yapacaktır. Yani bizim cevabımız neymiş? Denizli seçeneğiymiş diyebiliriz. Geçtim mi 4'e? Geçtim. A artı R, A artı 2R, A artı 3R, A artı NR şeklindeki dizilere aritmetik dizi denir. Bunun mat 2'de diziler konusunda da detaylı olarak irdeleyeceğiz. A'ya ilk terim, R'ye de ortak fark dersek arkadaşlar, bizim buradaki terim sayımızı verecek olan şey şudur. Terim sayısını ben son terimden ilk terimi çıkarırım. Ortak farka bölerim. Ortak fark dediğimiz R. Hani R'şer R'şer artıyorlar ya. Sonra bir de 1 ekleyeceksin. Peki ortadaki sayı nasıl bulunur? İlk terimle son terimi toplarsın. 2'ye bölersin ki yukarı doğru çıktığımız zaman 1'den 100'e kadar olan sayıların ortancasını nasıl buluruz o zaman? 100 ile 1'i topladım. 101 2'ye böldüm. Zaten 50,5 olarak da bu şekilde de elde ediyoruz demek ki. Bir aritmetik dizinin tüm terimlerinin toplamı da şudur arkadaşlar. Ortadaki sayıyla terim sayısını çarpmaktır. Ki ortadaki sayı dediğimiz ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı son terim eksi ilk terim bölü ortak fark artı 1. Bunu başarabilirsek, bunu yazabilirsek işte bu terimlerin toplamını da bulmuş oluruz. Hadi gelin sağ tarafta bunu bir deneyelim. 13, 16, 19, 127, 130 diye gitmiş. Kaçar kaçar artmış arkadaşlar? Üçer üçer artıyor. Peki o zaman şöyle diyelim. Ortak farkımız 3'müş demek ki. Burada kaç tane terim var? Bunu nasıl bulabiliriz? 130'dan 13'ü çıkarırım. Artış miktarı olan 3'e bölerim ve 1 eklerim. Ve sonrasında burada terim sayısıydı. Bu terim sayısını ben 2'ye böleceğim. Şuradakini de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Hatta şöyle yapalım. Çarpı diyelim. Son terim 130 artı ilk terim 13 bölü ne diyeceğiz? 2 diyeceğiz sevgili gençler. 130'da 13'ü toplayıp 2'ye de böleceğiz. Pekala. Şuraya bakalım. 130'dan ben 13'ü çıkaracağım. Ne kalır? 117. Yani şu kısım 117. 117'yi de 3'e böleceğiz. 117'yi 3'e böldüğüm zaman 39 gelir arkadaşlar. Bir de 1 ekleyeceğiz. 40 yaptı. Sonrasında 130'a 13 ekleyeceğim. 143 bölü 2. Şimdi hocam 143 de 2'ye bölünmüyor deme. 30'da 39'da 1'in toplamı 40 yapacaktır. Ve 40 ile 2'yi sadeleştirip buraya 20 yazabilirsin. 20 kere 143. Önce 2 ile 143'ü çarp.
286, sonra da bir tane sıfır ekle. 2860 senin cevabın olsun dedik ve dördüncü sayfamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Artık beşinci sayfamıza geçelim şu kısmı arkadaşlar. Şimdi 0, 0 virgül 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 bu şekilde devam eden bir sayı var. İrrasyonel sayısında sıfırdan sonraki 12. 2'den önce yazılan birlerin toplamı nedir? Şimdi bak, birinci ikimiz nerede bizim? Şurada. İkinci ikimiz burada. Üçüncü iki, dördüncü iki, beşinci iki diye devam ediyor. Peki birinci ikiden önce kaç tane bir var? Bir tane. İkinci ikiden önce iki tane. Üçüncü ikiden önce üç tane bir var. Dördüncü ikiden önce dört tane bir var. Beşinci ikiden önce de beş tane bir var. O zaman 12. iki eğer şurada bir yerdeyse bundan önce toplam 12 tane 1 olacaktır sevgili gençler. 12 tane 1 olacaktır. Şimdi ben şimdi bir tane 1'in 1 olduğunu, 2 tane 1'in 2 olduğunu, 3 tane 1'in 3 olduğunu biliyorum ya. Aslında şurasının toplamı 1, burası 2, burası 3, burası 4, burası 5'tir. O zaman burası da 12'dir diyebilirim. Yani aslında bunların toplamını istiyor. 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamı isteniyor. Peki 1'den 12'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyordum ben? 12 çarpı 13 bölü 2 diye buluyordum ki şunlar birbirini götürürse 6 kere 13'ten cevabın 78 olması gerektiğini, yani Denizli olması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, geçiyoruz bir alttaki sorumuza. Bir alttaki soruda da bu şekilde üçgensel bir yapı vermiş. En alt satırında 15 tane bidon bulunan şekildeki bir istifte toplam kaç tane bidon vardır diye soruluyor. Şimdi en üstte kaç tane bidon var satırda? Bir tane. Bir altında iki tane. Burada üç tane. Burada dört tane diye gidiyor. En altta kaç taneymiş? 15 tane varmış. Toplam bidon adedini ben şunların hepsini toplayarak bulurum. Yani birden 15'e kadar olan sayıların toplamı. Yani 15 çarpı 16 bölü 2 ile bulurum. 6 ile 16 ile 2 sadeleşirse 8. 8 kere 15'te kaç yapacaktır? 120 yapacaktır. Yani cevabımız Adana seçeneği olur diyeceğiz sevgili gençler. Geçiyorum 6. sayfama. Şimdi 6. sayfada tek bir tane soru var. Ardışık ilk n tane sayma sayısının toplamını veren sayılara üçgensel sayılar denir. Ve birden n'e kadar olan sayıların toplamı da n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. N pozitif bir doğal sayısı için n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde yazılabilen sayılardır diyoruz. 1, 3, 6, 10, 15 gibi. Bu üçgensel sayılar bunu veriyor arkadaşlar. Yani şunların sonucunu. Olabilecek n çarpı n artı 1 bölü 2 kaç olabilirse onları veriyor. Şimdi 1'e bakıyoruz. İlk şekilde 1. İkinci şekilde 3. Burada 6, burada 10, burada 15. Yani burası 1'den 1'e kadar. Burası 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı. Burası 1'den 3'e kadar. 1'den 4'e kadar. 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamıdır. Aşağıdaki sayılardan hangisi üçgensel bir sayıdır denilmiş. Yani hangisi n çarpı n artı 1 bölü 2'nin bir sonucu olabilir diye soruyor bize. Şimdi n çarpı n artı 1 diyelim. N çarpı n artı 1 bölü 2'yi gelin 16'ya eşit diyelim. Bakalım Adana oluyor mu? Peki şuradaki 2'yi karşıya fırlatabilir miyiz? Fırlatırız. N çarpı n artı 1 eşittir 32. Bakın arkadaşlar, n ile n artı 1'in arasında bir fark vardır. Ve ardışık iki sayının çarpımının 32 olmasını istiyoruz. Böyle bir sayı mevcut mu? Böyle bir doğal sayı mevcut mu? Tabii ki değil. Dolayısıyla Adana seçeneğini eledik. Peki n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 24 olur mu arkadaşlar? Bir deneyelim. 2'yi karşıya atarsanız n çarpı n artı 1 ne olacaktır? 48 olacaktır. Peki iki tane ardışık sayının çarpımı 48 olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla 24 de gitti. Şuna bakalım. N çarpı n artı 1 bölü 2 acaba 32 olur mu diye soralım. Peki buradaki 2'yi ben şuradan silersem şunun karşısına gönderdim. 64 olur mu? Olur. N çarpı n artı 1 yani iki tane ardışık sayının çarpımı 64 olur mu? Tabii ki olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar C seçeneği de gitti. 36'ya bakalım. N çarpı n artı 1 şimdi bölü 2 eşittir 36 diyeceğiz. Bu 2'yi ve 36'yı 2'yi bu tarafa gönderirsem burası 72 olur. Peki ardışık iki sayının çarpımı 72 var mı böyle bir sayı? Var. 8'de 9 var. 8 kere 9 72'dir. Yani burada N 8 olabiliyormuş. Ki bu da pozitif doğal sayı olduğu için cevabımız Denizli'dir. Demek ki 36 bir üçgensel sayıymış sevgili gençler dedik. Ve ne tarafa gidiyoruz? Sağ üst tarafa gidiyoruz. Sağ üst tarafta 7. sayfamıza gidiyoruz arkadaşlar.
1 artı 2 artı 3 artı nokta 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 artı n eşittir 66 olduğuna göre en doğal sayısı kaçtır? Şimdi gelin birden n'ye kadar olan sayıların toplamının kaç olduğunu bulalım. N çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Ve bunun da sonucunu vermiş bize 66'ymış. Az önceki sorudaki mantık gibi yapacağız. Bu 2'yi alacağım ve karşıya göndereceğim 66'nın yanına. Yani çarpı 2 dersen burası ne olur? 132 olur. Yani n ile n artı 1'in çarpımı 132'ymiş. Peki ben bu 132'yi nereden biliyorum? Bu 132 11 ile 12'nin çarpımıdır. N çarpı n artı 1 dersem arkadaşlar buraya da. Bakın 11 n'e 12 de n artı 1'e eşit olur. Yani n kaçmış arkadaşlar burada? 11'miş diyebiliriz. Böylelikle cevabımız da Bursa seçeneği olur dedik. Şimdi ortadaki sorumuza bakalım. 1, 2 ve 3, 4, 5, 6. Bu küme dizisindeki 100. kümenin en büyük elemanı. Şimdi buradaki en büyük eleman ne? 1. Buradaki en büyük eleman 3. Buradaki en büyük eleman 6. Bir sonrakini yazacak olursak 7, 8, 9, 10 olur. Ve buradaki en büyük eleman da arkadaşlar ne olacaktır? 10 olacaktır. Şu sayılar 1, 3, 6, 10 bunların hepsi üçgensel sayı. Yani burası 1'den 1'e kadar olan sayıların, burası 1'den 2'ye kadar olan sayıların, burası 1, 2, 3'e kadar olan sayıların, burası 1'den 4'e kadar olan sayıların toplamı diyebiliriz. Şimdi 100. küme dediğimizde o zaman 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamıdır. Yani 100 çarpı 101 bölü 2'dir buradaki en büyük eleman. Ki şunları sadeleştirdiğim zaman burası 50 52'leri 101'de 5050 yapacaktır. Yani cevabımız Denizli seçeneği olacakmış. Bir alttaki soruda da buna benzer bir mantık var aslında. Gene aynı şekilde bunları vermiş. Bu küme dizisindeki 100. kümenin en küçük elemanı soruluyor bize. Bunu nasıl bulabiliriz? Onu da şöyle yapacağız. Şimdi burada 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamını yazdığımız küme, yani şurası 1'den 99'a kadar olan sayıların toplamının bulunduğu küme, şuradaki eleman. 100. kümede şurada olacak ve ilk sayıyı soruyor aslında bize. O zaman şurada yazan en büyük sayıyı bulabilirim ben. Yani 99 çarpı 100 bölü 2 diyebilirim. %2'yi sadeleştirdiğim takdirde burası 50 gelecektir. Ve 50 kere 99 diyeceğiz ki 4950 gelir. Peki şurası eğer 4950 ise diğer kümenin ilk elemanı neyle başlayacaktır? 4951 ile başlayacaktır. Dolayısıyla cevabımız da C seçeneği olacaktır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler, şimdi 7. sayfamızı çözdüğümüze göre 8'e geçebiliriz. 8. sayfada bir uyarı var. N tane ardışık doğal sayının toplamının n'e bölümü aritmetik ortası dizinin ortasındaki sayıyı verir. Yani neyi veriyormuş arkadaşlar? Aritmetik ortayı veriyormuş. N tane ardışık sayının toplamını ben n'ye bölersem, yani sayıların toplamını sayı adedine bölersem aritmetik ortayı bulurum diyoruz. Ardışık 5 tane doğal sayının toplamı 400 olduğuna göre bu sayılardan en büyük kaçtır? Şimdi 5 tane sayımız var. Bu sayılara ben A, B, C, D ve E diyeyim. Bunların her birini ben topladığım zaman gençler ne geliyormuş? 400. Şimdi ben bu toplamı sayı adedi olan 5 tane sayımız var bakın burada. Ben 400'ü eğer ki 5'e bölersem 80 gelir ki bu da ortadaki sayıyı veriyormuş. Çünkü bunlar ardışık arkadaşlar. 80 ortadakidir. O zaman burası kaçtır? 79. Burası kaçtır? 78. Bir fazlası 81. Bir fazlası 82. Bize neyi sormuş? En büyüğünü sormuş. Yani arkadaşlar 82'yi sormuştur diyebiliriz. Cevabımız bu şekilde 82 olacaktır dedik. Şimdi ardışık 17 tane tam sayının toplamı da 17'dir demiş. Bu sayıların çarpımı kaçtır? Ardışık 17 tane sayının toplamı neymiş? 17'ymiş. Peki ben bunu sayı adedine bölersem, yani 17'ye bölersem eşittir ne derim? 1. Bu ortadaki sayı. Şimdi ben ortadaki sayıyı 1 olarak seçersem benim 17 tane sayım yok muydu? Vardı. Bir tanesini buldum. Geriye kaç tane kaldı? 16 tane. Madem bu ortada, demek ki 8 tanesi 4, 5, 6, 7, 8 solundaymış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi sağındaymış. Sayılarımız bunlar. Ve bunlar ardışık mıydı? Ardışıktı. Peki ben buraya ne yazarım? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya da 9 yazarım. Peki buralara ne yazacağım? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 ve eksi 7 yazacağım. Bu sayıların çarpımı soruluyor arkadaşlar. Ya ben bu sayıları çarparsam, ki önce toplamını bir merak ediyorsak toplamına bakalım. Eksi 7'den artı 7'ye kadar olanların zaten toplamı 0'dır. Geriye toplamda 8'de 9 kaldı. Onların da toplamı 17 yapıyor zaten. Demek ki doğru yoldayız diyeceğiz. Ve bu sayılar içerisinde bir tane 0 olduğu için çarpımları neyi verir arkadaşlar bize? 0'ı verir. O halde cevabımız Ceyhan seçeneğidir
diyebiliriz. Evet, bu videonun sonuna geldik. Geriye kalan sayfaları bir sonraki videoda, hemen sonra yayınlayacağım bir sonraki videoda görebilirsin. Şimdi 10 dakika bir mola ver kendine. 10 dakika sonra yeni video yüklenecek. O videoyu da izleyebilirsen ardışık sayılar senin için artık bu videoyla beraber çözülmüş olacaktır gençler. İnşallah size katkılarım sonsuz derecede büyük olacak. Evet. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.